Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iş çıkışı eşim beni aldı ve pazara doğru gidiyoruz. Çok fazla gidemiyorum çünkü günler de bana uymadığı için. Bugün de cumartesi. Ben de böyle 8-4 çalıştığım için, pardon 7-3, şu an müsaitiz. Şimdi sizlerle birlikte güzel bir pazar turu yapalım. Bunlar günlük değil mi? Ha, el açmaz bunlar. Tamam. Ne kadar? 10 lira paketi. 10 lira. 6 adet var. Tamam, bir tane alalım. Efendim? Aa, bu ne? Abla, o kuskus. Ha, kuskus. Ben salatası falan yapıyorum ya. Bunun kilosu ne kadar? Kilosu 20 lira. 20 lira. Buyurun. Kolay gelsin. Bereket versin, sağ olun. Bunun nerede ya? Arkadaşlar, eve yeni geldik, saat 5. Ben şimdi size böyle aldıklarımı göstermek istiyorum. Hemen şuradan başlayalım. Fındık aldık 1 kilo. Eşimin arkadaşından da böyle 2 tane kavun aldık. Bu pembe domatesler çok lezzetli oluyor kahvaltılık için. Bundan aldım. Ben buna sivri domates diyorum. Böyle çok hoşuma gidiyor aslında. Bunu da yiyorum kahvaltıda. Yemeklere de genelde bunu kullanıyorum. Şöyle maydanoz aldım. 1 kilo da kırmızı biber aldım. Bunun dolması da çok güzel oluyor. Salata aldık. Böyle de havuç aldım. Limon bir tane. Şeftali aldık. 2 çeşit erik aldık. Oğlum çok seviyor, küçük oğlum. Kahvaltılık böyle biber. Böyle 1 kilo da taze fasulye. Akşam yemeği için yufka aldım. Çünkü şu an yemek yapmayı düşünmüyorum. En basitinden dedim, tavada bir gözle. Kabak aldım 1 kilo. 1 kilo da dolma biber. Yumurta aldım. Yer kalmadığı için hatta buraya koydum. Şimdi ben buraları da yıkayacağım, size göstereyim diye. Patlıcan. Sarımsak da aldım. Bu arada turşuluklar da çıkmış. O kadar güzel turşuluklar vardı ki. Süt mısır aldık arkadaşlar. Böyle. Kaç tane vardı burada? Ya 5 ya 6 tane olması gerekiyor. Aldıklarımız bunlar. Ben şimdi hemen bunları yerleştireyim ve yemek hazırlıklarını bir önce başlamam lazım. Çünkü düğüne gideceğiz. Evden böyle 7.30 gibi çıkarız. Dün ben size elbise alacağımı söylemiştim. Hatta bir tane elbiseyi böyle çok beğenmiştim. Dedim gideyim onu alayım. Giydiğimde böyle üzerimde hoş durmadı. Ben de almak istemedim. O yüzden evdeki kıyafetlerimden değerlendireceğim. Şimdi ben çabuk olayım, hemen yerleştireyim. Görüşürüz.
Gözlemelerin bir tanesini yaptım. Oğlum dışarı çıkıyordu, hemen ona verdim, yedi. Normalde ben yanına menemen yapacaktım ama eşim menemen istemedi, sadece gözleme, çay ve kahvaltı yiyelim dedi. Ben de böyle bir teklife hayır diyemem, işime geldi. Normal herkesin yaptığı gibi içine sıvı yağ, üstüne de böyle tereyağı gezdiriyorum en son. Çok da güzel oluyor ama yufkalar çok güzelmiş, böyle tazeymiş. Şimdi hemen bunları yapıp yiyelim. Daha hazırlanmam lazım. Saçlarıma fön çekeceğim. Daha işim var yani, bayağı işim var. Akşam yemeğimizi hazırladık, böyle çayımızı demledik. Salatayı da eşim doğradı. O biraz büyük doğrar artık, neyse kusuruna bakmayın. Ama yine de ellerine sağlık. Arkamda şu an duruyor. Şimdi ben şöyle gözlemelerin içini de size göstereyim. Gözlemelerimiz de böyle pişti arkadaşlar. Şimdi bize böyle kahvaltılıkla çıkartırız. Afiyetle yeriz inşallah. Arkadaşlar ben hazırlandım. Böyle taktım, takıştırdım. Çünkü her zaman yapamıyorum, biliyorsunuz. Şimdi eşim de beni arabada bekliyor. Şimdi ben bir an önce onu bekletmeyeyim, gideyim. Ben böyle üstüme siyah elbisemi giydim. Siyahı ben çok seviyorum. Yani bayağı böyle siyah kıyafetlerim vardır benim. Bilmiyorum, koyu renkleri daha çok seviyorum. Belki de biraz zayıf gösteriyor, o yüzden de olabilir. Neyse, şimdi ben gidiyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ertesi günden herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu arada kanalıma ilk kez gelenler, sizler de hoş geldiniz. Sizler de iyisinizdir. Dün akşam akraba düğününe gittik. Fakat orada video çekmek istemedim. Çünkü insanların böyle özel hayatına girmek istemedim. Tanıdıklarımız tamam ama orada tanımadığımız bir sürü misafirler de vardı. Bu yüzden hani çekim yapmak istemedim. Yani içimden böyle gelmedi. Çok da güzel bir düğün oldu. Allah bir yastıkta kocalsın. Mutluluklar diliyorum onlara da buradan. Sabah kalktık. Yüzüm gözümde böyle o kadar şiş ki. Bayağı böyle yorulmuş. Düğünden geldikten sonra gece 12'de kız kardeşim aradı. Onunla biraz böyle sohbet ettik. Kendine böyle yemek takımı almış Bernardo'dan. Bir de fislerin düdüklü tenceresini almış ikili. Onların bana resimlerini attı, gösterdi. Sohbet ederken ben telefonda uyuyakalmışım. Eve gel, pazara git, hazırlan. Gerçi yemek yapmadım, gözleme yaptım, çay ve kahvaltı. Böyle atıştırdık, olsun. Arada sırada böyle şeyler de olsun. Her zaman yemek, her zaman böyle şık sunumlar olmuyor maalesef. Hele ben çalıştığım için kesinlikle böyle haftada bir gün belki böyle bir masa kurabiliyorum. O da belki çünkü temizlik yapıyorum o günde. O yüzden böyle oluyor. Şimdi kalktım, kahvaltı hazırlıklarına başladım. Çocukların en sevdiği şey patates kızartıyorum ve yanına da melemen yapıyorum. Melemeni kendime yapıyorum. Dün akşam evet düğünde bir tane pasta yedim. İki tane kurabiye yedim. Yarım da dondurma yedim. Yedim, canım sağ olsun. Olsun, her zaman diyet diyet. Diyet yapan herkes de %100 kurala uymuyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Arada sırada kaçamaklarımız oluyor. Yani gözümüz kalmasın. Arada sırada böyle kendimizi ödüllendirelim diyorum. Ben böyle diyorum. Tabii ki harfi harfine uyanlara da saygı duyuyorum. Şimdi hemen ben bir an önce hızlanayım. Daha ev temizlenecek böyle var ya. Çok çok işim var. Camları sileceğim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Belki video çekerim, belki çekmem. Böyle çocuklar hamur işi istedi. Yapabilirsem, çünkü ben buradan kesin yapayım demeyeyim, sonra yapamazsam sizlere karşı da mahcup olurum. Yapabilirsem, biberli ekmek var aklımda. Onun gerçekten tadını çok merak ediyorum. Böyle Instagram'daki takip ettiğim arkadaşlarım da yapıyor. Onu da böyle, onu da sizlerle birlikte yapmak istiyorum. İnşallah tabii ki de. Ve benim için gün başlıyor arkadaşlar. Görüşürüz. Kahvaltılıkları hazırladım arkadaşlar. Melemen yaptım. Evdekiler bol yumurtalı seviyor. Ben domates oranının fazla olmasından yanayım ama onlar yumurtalı sevdiği için bir tane yumurtayı fazla kırdı. Burada da böyle biber patates kızarttım. Domates salata ve dünden kalma gözleme yapmıştım. Bir tane onu da yaptım hemen. Ve bize afiyet olsun.
Kahvaltı masasında beni izleyenlere de sizlere de afiyet, şeker olsun. Arkadaşlar, biberli ekmeğin hazırlığına başladım. İlk önce ben böyle içine hazırladım. Birazdan da hamuru yoğurmaya başlayacağım, mayalansın. Zaten havada sıcak olduğu için hemen mayaya gelir. Ne koydum için? 2 tane orta boy soğanı ben robottan geçirdim. 1 kase kadar lor peyniri ilave ettim. Bol susam, kekik, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. Çok az, yani bayağı az bir tuz ilave ettim çünkü salça tuzlu. Pul biber, 1 çay bardağı da sıvı yağ. Ben şimdi iç malzemesini hazırladım. Şimdi ben kaşıkla güzelce bunu karıştırıp hemen hamuru yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuzu yoğurduk. Çok da güzel böyle bir kıvam aldı. Şöyle size bir göstereyim. Kulak memesinden çok az bir yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hemen ben bunun üstünü kapatıyorum. Doğru mayalanmaya fırının içine koyuyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Sonucu ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar, mutfakta hiç iş bitmiyor. Hamuru yoğurayım dedim. O böyle mayalanırken ben de dedim temizliğe kaldığım yerden devam edeyim. Yatak odasında, çocukların odasında bütün halıları kaldırdım. Antre, mutfak. Hani dedim silerim dedim. Tozlarını alırım, yerleştiririm. Ama eşim aradı. Aysun dedi ev işini bırakıyorsun. Dışarı çıkalım dedi. Dışarıda yiyelim dedi akşam yemeğimizi. Hazır dedim, tamam o zaman biberli ekmek yapıyorum. Onu götürürüz. Bir de böyle yanına et kavurayım dedim arkadaşlar. Vallahi işlerim de kaldı. En azından şöyle düşünüyorum, halıları kaldırdım. Yarın sabah eşimi yolcu ettiğim gibi hemen erkenden temizliğime başlarım. Büyük bir ihtimal 2-3'e kadar bitiririm işte. Yarın arkadaşlar ben gece vardiyasına başlıyorum. Saat 10'da evden çıkıp sabah 8'de geleceğim. Artık ben bu hafta gece vardiyası olduğu için gün boyu uyuyacağım. Nasıl video çekerim onu da bilemiyorum. Yine büyük bir ihtimal 2 günlük, 3 günlük çekimler olacak. Öyle gözüküyor. Bu konuda beni anlayacağınızı düşünüyorum. Her gün günlük koyabildiğim zaman gerçekten videolarımı yüklüyorum ama koyamadığım zaman sizler de biliyorsunuz 2 günde bir, 3 günde bir ama mutlaka video yükleyeceğim. Şimdi ben hemen eti doğrayayım, ocağa koyayım. O böyle güzelce pişsin. Domatesli, biberli, böyle soğanlı yapacağım. Bir de yanına biberli ekmeğimizi alırız. Eşim de bugün izinli olduğu için o yüzden işlerimi vallahi bıraktırdı bana. Ben de izinliyim. Sen de izinlesin daha sonra da çıkalım dışarıda, dışarıda yemek yiyelim. O zaman ben hemen hızlanmaya başlayayım. Belki benim gibi yapanlarınız da vardır, hani böyle eti yıkayıp da koyan veya hiç yıkamadan, çünkü et yıkanmaz derler. Yani bu ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama ben böyle yapıyorum. Şimdi hemen bunu pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar, etler suyunu çekti. Birazcık böyle soğanla karıştırdım eti. Baharatını ilave ettim. Biberlerini, domatesini. Şimdi ben bunu böyle pişmeye bırakıyorum. Domatesler yumuşayıncaya kadar. Hemen kapağını örteyim.
Arkadaşlar tepsi mayasına getirdim. 15 dakika beklettim. Şimdi yapmış olduğum bu karışımı böyle üstlerine doğru yayacağım. Şöyle koyalım. En son düzeltme işlemini yaparız. Ay vallahi tadını çok merak ediyorum. Aranızda yapanlar var mı bu tarifi deneyenler? Çok mu koydum bilmiyorum ama. Bakın. Fırınımı da bu arada 210 derecede. Şurada kamerayı düzgün tutayım. Şu ezilmemiş şunu alayım ben. Fırınımı da dediğim gibi 210 derecede alt üst ayarda önceden ısıttım. Şimdi bunlar doğru fırına. Sonucu yine doğru bir şekilde size söyleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çok mu koydum ay bilemedim. Şimdi de ilk defa yapıyorum. Nasıl olacak? Mutlaka aranızda bunu deneyenler vardır. Ay yağları da böyle döküldü. Böyle mi oluyor ki? Bakayım şuna koymuş. Şimdi hemen bunu ben hızlı bir şekilde üstlerine yayıp hemen doğru fırına. Biberli ekmeklerimiz pişti. Şimdi böyle fazla el vuramıyorum çünkü fırından yeni çıkarttım. Şöyle yumuşacık dolmuş. Bunu da böyle ince yaptım. Aslında bunun Hatay yöresinin orijinalinde bayağı ince. Fakat bir tanesini böyle poğaça gibi yaptım. Böyle dört tanesini de ince yaptım. Şimdi akşam yemeğimi de hazırladım. Biberli ekmeklerimiz de pişti. Çayımı da hazırladım. Ben şimdi onu termosa boşaltacağız. Tabakları filan da hepsini ayarladım. Şimdi biz Kültür Park'a gidiyoruz. Orada akşam yemeğimizi yiyeceğiz açık havada. Arkadaşlar Kültür Park'a geldik. Şöyle masamızı da kurduk. Ben böyle saklama kablarını koyuyorum. Hem de böyle taşıması da götürmesi de daha rahat oluyor. Burada da biberli ekmeklerimiz. Eşim azıcık böyle tadına baktı. Çok beğendi. Ben daha bakmadım tadına. Birazdan bakacağım. Diyet ne oldu diyorsanız da vallahi arada sırada ben böyle kaçamaklık yapıyorum. Yani 2 gün yiyorsam yani 4 gün yemiyorum. Hani böyle dikkat ediyorum. Ve bize afiyet olsun arkadaşlar. Parka geldik ama bayağı böyle birden hava soğudu. İlk yanıma böyle hırka almışım. Bu arada yaptığım biberli ekmek de gerçekten yani çok güzel olmuş. Çok beğendim. Mutlaka yapmanıza tavsiye ederim. Açıklama kısmına tarifi ekleyeceğim. Ayrıca Instagram'da Aysun Kitchen sayfama da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Artık videomun sonuna geldik. 2 günlük bir çekim oldu. Umarım videolarımı severek, beğenerek ve sıkılmadan izliyorsunuzdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz.